alana, emeğe geçene, oynayana, oynatana, içinde en büyük amirler, en küçük memurlar kadar hepsine çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten unutulmaz bir ana. Tamam, Murat kalplere kalp kurmuştu. Bu da noktasını koydu. İzleyebildiniz mi önden peki filmi? İzleyeceğiz herhalde. Herhalde izleyeceğiz bu akşam. Benim için çok duygusal bir anlar yaşıyorum. Ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Murat benim için bir evlattan öteydi o. Kardeş, sırdaş, arkadaş, ben onunla büyüdüm. Murat bir başka çocuktu, anlayıştı. Yani kırmamak için gereken her şeyi yapardı. Onunla beraber yani beyime konuşmadığımı ben ona sırma açardı. Onunla beraber dertleşirdi. Murat başka bir çocuktu. Murat Göğe Bakansız yıllar nasıl geçti bir anne olarak? Bir anne olarak her anım eksik. Her anım eksik. Nereye gitsem ben kendimi dışarılara attım. Şöyle ki öldüğümde bayramın dördüncü günü Ramazan bayramı. Van bayramında evde hiç kimse yoktu. Oğlum, küçük oğlum telefon etti. Anne, kurban kestikten sonra geleceğim dedi. Ama ben öyle şeye alışık değilim. Murat, Gülen, Ferhat ve Kenan hep beraber aileme gelirlerdi. Evin içinde doldururlardı. O günü geçmişe, neyse şehrinde yazacağız. Hatta bugün benim bayramım dördüncü günü. Sokaklar ıssız, evim misafirsiz, misafirim gözyaşı. Gülen babaanne, Gülen babaanne, Gülen Bursa'nın gerçekten adamıma yaşıyor. Kenan Hatice teyze, Gülen babaanne, sayla gelirdim. Sabah saat 6'sında kalktım, mezarlığa gittim. Oturdum, sabah 6'da. Sırtımı verdim, şöyle dilimde değişik sözcükler çıktı. İki elimin arasına başımı aldım, sırtımı verdim, oturdum. Şöyle, bugün yine sabah erken uyandım, bütün odalarda seni aradım, geldim mezarada sırtım dayadım, gözledim ayıp seni. Ne karaymış Allah'ın yazısı, hiç gitmiyor yüreğimin sızısı, yas tutuyor hala Murat'ın bacısı, özledim ayıp seni özledim. Zalın Bayılış'ta gezersin havada, kırılmış kanadın kalktın yuvada, beyaz kefen yakışmadı burada, kader dönmemiş gibi. Dedim, başımı kaldırdım, önümde sizin gibi genç bir beyefendi duruyor, ayaklarını gördüm. Of be teyze dedi, yüreğimi derdi dedi, oğlum benim yüreğim delikli, sen neye geldin dedi. 18 yaşında da ben oğlum mutlaka verdim dedim. Aldı beni eve getirdi sabah 6.30'da o zaman. Eksikliğini ben her an, her dakika, her zaman hep hissediyorum. Şunu da sormak istiyorum. Sizin çok çarpıcı bir açıklamanız vardı, sözleriniz vardı. Bu arada sözleriniz yüreklerimizi dağladı. Dediniz ki oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi. Yenildi dediniz. Şimdi şöyle diyeyim. Boş ver be oğlum. Ölen masasına konuşmayalım. Günahıyla, sevabıyla kendine. Ne diyeyim? Boş ver. Lafını bile etmesekler. Ama düşmez. Başını sağ olsun yeniden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bugünü bize bahşettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.